Merhaba arkadaşlar bugün 5. sınıf özgün yayınları sayfa 204'teki öğrendiklerinizi uygulayınız kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki uzunlukları istenen birim cinsinden yazınız demiş. Bakın birimlerin birbirine dönüşümleri ile alakalı bir kısım arkadaşlar. Öncelikle birimlerimizi bir hatırlayalım. En üstte kilometremiz var. Sonrasında hektometre. Sonrasında dekametre. Dam şeklinde gösterilecek. Sonrasında metre sonrasında desimetre, sonra santimetre ve en sonda milimetre olacak şekilde birimlerimizi 3 6 7 tane birimimizi yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi birbirine dönüştürürken aşağıya doğru inerken birer onla çarpılacak. Yani birer tane 0 eklenecek. Yukarıya doğru dönüştürülürken ise birer 0 yani 10'a bölünerek sonuç bulunmuş olacak. A şıkkımızla başlayalım. Kilometreden metreye 1 2, 3 basamak aşağı iniyorum. O zaman 3 tane 0 eklemem lazım arkadaşlar. 76'nın yanına 3 tane 0 ekliyorum. Cevabım 76.000 metre olarak A şıkkında bulunmuş oldu. B'ye geçiyorum. Metreden kilometreye bu sefer 1, 2, 3 basamak yukarıya çıktım. O yüzden 3 tane 0 silinmesi gerekecek. Ama baktığımızda ifadede silinecek 0 yok. 0 yoksa arkadaşlar virgül devreye giriyor. 3 basamak virgül kaydıracağız. En sağdan başlayarak 1, 2, 3 buraya virgül gelmesi lazım başına. Başına virgül geldi 895 yazıyorum. Başı boş kalmaması için başına da 0 atıyorum. O zaman 0, 895 km'ye eşitmiş B ifademiz diyoruz. C'ye geçtiğimizde metreden santimetreye 1, 2 basamak aşağı indim. 2 tane 0 eklenecek. 68'in yanına 2 tane 0 ekliyorum. 6800 santimetreye eşit oldu. Ç'ye geçtiğimizde metreden milimetreye 1, 2, 3 basamak aşağı iniyorum. O zaman 3 tane 0 eklemem lazım. 9000 milimetre olarak C şıkkımızda bulunmuş oldu. D'ye geçtiğimizde metreden desimetreye bir basamak aşağı iniyoruz. O zaman bir tane sıfır ekliyoruz. Yani cevabımız 470 desimetre olarak bulundu. E'ye geçtiğimizde milimetreden metreye 1, 2, 3 basamak yukarıya çıktım. O zaman 3 tane sıfır silmem lazım. Silecek sıfır yok. O zaman virgül devreye giriyor. 1, 2, 3 basamak geldiğimde buraya virgül geldi. Bakın şurada bir boşluk kaldı. Buraya sıfır. Başına da sıfır. Yani sıfır virgül 0,69 metreye eşit olmuş oldu. 3 basamak virgül kaydırdığımızda C şık, e, şıkkımız diyoruz arkadaşlar. Ve F'ye geçtik. Milimetreden santimetreye bir basamak yukarıya çıktığım için bir tane sıfır silinecek. Silinecek sıfır yok. O zaman virgül devreye aldım. Şuraya araya virgül gelmesi lazım. Yani 12,8 santimetreye eşit olmuş oldu F şıkkımız. G'ye geçtiğimizde milimetreden desimetreye 1, 2 basamak yukarıya çıkıyorum. 2 tane sıfır silinmesi lazım. 2 tane sıfır sildiğimizde geriye sadece 36 desimetre kalmış olacaktır. G şıkkımız için arkadaşlar. Diğer şıkkımıza geçtiğimizde 812 santim kaç metre? 1, 2 basamak yukarıya çıkıyorum. Silecek sıfır yok o zaman virgül gelecek. 1, 2 basamak geldiğinde şu araya 8 ile 1'in arasına virgül gelecek. Yani 8 virgül 12 metre şeklinde dönüşümü yapmış olduk. H şıkkına geçtiğimizde santimetreden desimetreye bir basamak yukarıya çıkıyorum. silecek sıfır olmadığı için virgül devreye girdi. Yani şu 4 ile 7'nin arasında virgül gelmesi lazım. 24,7 düzeltelim yanlış yazdık arkadaşlar. 24,7 olarak H şıkkımızda bulmuş olduk. I'ya geçtiğimizde santimetreden milimetreye bir basamak aşağı iniyorum. O zaman bir tane sıfır ekleyeceğiz. 19'un yanında bir tane sıfır eklediğimizde 190 milimetre olarak cevaba ulaştım. İ'ye geçtiğimizde desimetreden metreye bir basamak yukarıya çıkıyorum. Bir tane sıfır silinecek. Sıfır olmadığı için virgül geldi. Şu virgül geldiğinde 6 ile 8 arasında gelecek. Yani 206,8 metre olarak cevaba ulaştım. J'ye geçtiğimizde desimetreden santimetreye bir basamak aşağı iniyorum. O zaman bir tane sıfır eklemem lazım. 180 santimetreye eşit. Desimetreden milimetreye 1 iki basamak aşağı iniyorum. O zaman iki tane sıfırı eklemem lazım. 700 milimetre olarak cevaba ulaşmış olduk. Burada K'ye kadar olan kısmı tamamlamış oluyoruz. Birinci sorumuzun cevabı olarak arkadaşlar. Yukarıya çıkarken sıfır siliyoruz. Sıfır yoksa virgül devreye alıyoruz. Aşağıya inerken sıfır eklemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde birinci sorudaki, sorudaki bütün dönüşümleri yapmış olduk diyoruz. Ve ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Buradaki işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Yetiştiremeyen arkadaşlarımız dedik. İkinci soruya geçtiğimizde Seda Hanım bir parkı çevreleyen parkurda 5 tur koşmuştur. Parkurun uzunluğu 1250 metre olduğuna göre Seda Hanım parkta kaç kilometrelik koşu yapmıştır? Şimdi bakın metre kilometre dönüşüm var. Ama önce 5 tur koştuğu için arkadaşlar 1250 metreyi 5 ile çarparak Önce bir ne kadar koşmuş onu bulalım. 0 ile 5'i çarptım. 0. 5 kere 5. 25'in 5'i elde var. 2. 5 kere 2. 10. 2'ye elde eklediğimde 12'nin ikisi elde var. 1. 5 kere 1. 5 elde eklediğimde 6 yapıyor. 6.250 metre koşu yapmış. Ama bize metre cinsinden değil de kilometre cinsinden sorduğu için kilometre ile metre arasında arkadaşlar 3 basamak vardı. Kilometre, hektometre, dekametre, metre. metre yani 3 basamak yukarıya doğru çıkmam lazım. 1 2 3. O zaman 3 tane sıfır sileceğiz. Bir tane sıfırı sildim. Geriye 2 hakkımız kaldı. Orada da virgül devreye girdi. 1 2 basamak kaydırdığımızda 6,25 km'ye eşittir arkadaşlar bu metremiz diyoruz. 3 basamak kaydırmanız lazım. 1 2 3 buraya geldi. 6,25. Bazı öğrenciler 6,250 diye düşünebilir. Olur arkadaşlar. Sondaki sıfırın bir hükmü olmadığı için sildik. Buraya sıfır ekleseniz 6,250 yazsanız da doğru cevaba ulaşmış olursunuz. Sondaki sıfırların bir değeri yoktur. Onu da unutmayalım demiş olduk. ikinci sorumuzun cevabı olarak. Ve üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Burayı temizledik. Yetiştiremeyenler durdurarak tamamlayabilir. Üçüncü soru demiş ki bir işçi 7,5-7,5 metre uzunluğundaki kabloyu 3 eş parçaya ayırıp kullanmıştır. İşçinin kullandığı her parçanın uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada metre santimetre dönüşümü var öncelikle. 7,5 metreyi santimetreye çevirelim. 7,5 metre kaç santimetredir? Metre, desimetre, santimetre, milimetreydi arkadaşlar. Santimetreye dönüşürken 1, 2 basamak aşağıya iniyorum. O zaman 2 tane sıfır eklemem lazım. Önce bu ifadeyi virgülden kurtarıyorum. 75 Gereği bir hakkım kaldı. Oraya da sıfır koyacağız. Yani 750 santimetreye eşit bu ifademiz. Önce virgülden kurtardım. Sonra bir tane sıfır ekledim. Unutmuyoruz. 750 santim uzunluğunda bir kabloymuş. 3 eş parçaya bölmüş. O zaman 750'yi 3 eş parçaya bölmek için 750 bölü 3 dememiz lazım. 750'yi 3'e bölüyorum. 7'nin içerisinde 3, 2 defa 3 kere 2, 6. Burada 1 kaldı, 5'i aşağı indim. 15'in içerisinde 3, 5 defa. 5 kere 3 15 0 0 bu 0 aşağı indim aynı zamanda buraya da yazılır yani her bir parçanın uzunluğu 250 santim olarak bulunmuş oldu diyoruz 3. sorumuzun cevabı olarak arkadaşlar ve Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yine burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Dördüncü sorumuz demiş ki Sema'nın boyu 1,36 metre. Babasının boyu 185 santimdir. Sema'nın boyu babasının boyundan kaç milimetre kısadır demiş. Bakın burada da milimetre dönüşüm istiyor. Birisinin metre, birisinin santimetre cinsinden vermiş, milimetre cinsinden istemiş. O zaman bir yazalım. Metre, desimetre, santimetre, milimetre basamakları var. Önce Sema'nın boyunu yazalım. 1,36 metre. Kaç milimetredir arkadaşlar? Metreden milimetreye bakalım hemen. 1, 2, 3 basamak var. Önce 1, 2 basamak virgülden kurtuldu. Geriye bir hakkım kaldı. Onda da sıfır kullanacağız. 1360 milimetreye eşit bu ifademiz. Seda'nın boyu. Sema'nın pardon. Babasına geçtiğimizde babası 185 santim arkadaşlar. Bunu da milimetreye çevireceğiz. 185 santimi. Santimden milimetreye geçerken bir basamak aşağı indiğimiz için bir tane sıfır ekleniyor. 1850 milimetre cinsinden babasını da bulmuş olduk. Hem semayı milimetreye hem de babasını milimetre cinsinden yazmış olduk arkadaşlar. Bize demiş ki ne kadar kısadır? Yani aradaki fark ne kadardır demiş. Babası 1850. Buraya bir ufak düzelteyim arkadaşlar. 1850 babası boyu, 1360 kızının boyu. Aradaki farkı milimetre cinsinden bulalım. 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 6 çıkmaz. Yandan aldı. 15'ten 6 çıktığında 9. Burada 7 kaldı yana verdiği için. 7'den 3 çıktı 4. Burada da 1'den 1 çıktı 0. 490 milimetre. arada fark vardır diyoruz. Sema'nın boyu daha kısadır. 490 milimetre demiş olduk. 4. soruyu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve 5. sorumuz olan son soruya doğru ilerliyoruz. Aşağıya doğru kaydırdık. Son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Demiş ki İki şehir arasındaki karayolunun uzunluğu 640 kilometredir. Bu şehirlerden karşılıklı olarak aynı anda hareket eden otobüslerden biri yolun dörtte birini, diğer ise yolun beşte ikisini gidince mola vermiştir. Mola verdiklerinde bu otobüslerin arasında kaç metre uzunluk vardır diye, uzaklık vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi iki şehir var. Bu iki şehir arası mesafe 640 kilometre Birisi yolun bu tarafından başıp başlayıp 4'te birini gidiyor arkadaşlar. Diğeri de buradan gidip 5'te ikisini gitmiş. Aradaki mesafeyi soruyor son durumdaki bize. Şimdi bu soru biraz kesirlerle alakalı. Uzunluk ölçü birimlerinden ziyade. Sadece sonda kilometreyi metreye dönüştüreceğiz. Ama öncesinde 640'ın 4'te birini bulabilmemiz lazım. 640'ın 5'te ikisini bulabiliyor olmamız lazım. Nasıl bulacağız? Şimdi öncelikle buradaki otobüsten başlayalım. 640'ın 4'te 1'ini bulurken arkadaşlar 640'ı 4'e bölüp 1 ile çarpmanız lazım. Paydamıza bölüp payla çarpıyorduk. O yüzden 640'ı önce 4'e böleceğiz. Buraya sığmayabilir. Şöyle biraz daha yukarı yazacağım arkadaşlar. 640'ı 4'e bölüp 1 ile çarpacağız. 6'nın içerisinde 4 bir defa çıkardığımızda burada 2 kaldı 4'ü aşağı 24'ün içerisinde 4 6 defa 6 kere 4 24 0 0 bu 0 aşağı indi aynı zamanda buraya yazılır. Yani ilk giden otobüsün uzunluğu 160 km yol gittiğini bulduk. Şimdi devam ettiğimizde bu ne kadar yol gitmiş arkadaşlar bir de onu bakalım. Ee, karşılıklı olarak, aynı tamam karşılıklı başlamış doğru yazmış şu an. 640 kilometrenin buradan kalkan otobüste 5'te ikisini gidecek. Yani 5'e bölüp 2 ile çarpacağız arkadaşlar. Burada 1 ile çarpmadım çünkü 160'ı 1 ile çarptığımızda zaten 160 yapar. 640'ı 5'e bölüp 2 ile çarpacağız. 640'ı 5'e bölüyorum. 6'nın içerisinde 5 bir defa. Çıkardığımızda burada 1 kaldı. 4 aşağı indi. 14'ün içerisinde 5 2 defa. 5 kere 2 10. Kalan 4 0. Bu 4'e 0 a aşağı indim. 40'ın içerisinde 5. 8 defa 8 kere 5 40 yaptı. Yani cevabımız buradan 128 geldi. Bir de bunu 2 ile çarpacağız arkadaşlar. 128'i 2 ile çarpalım. 8 kere 2 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 2 4 elde ekledim 5. 2 kere 1 2. 256 kilometrede diğer otobüs yol gitmiş oldu. Bakın bu 256 kilometre yol gitmiş bu taraftan. Diğeri de 160 kilometre yol gitmiş. Bize aradaki uzaklığı sordu arkadaşlar. O zaman ikisini toplayıp 640'tan çıkarmam lazım. Aradaki mesafeyi bulabilmek için. 250 ile 160'ı topluyorum. Ve 640'tan çıkarıyorum. Şuraya yazalım. Biraz uzunca bir işlenmiş arkadaşlar bu. 256 ile 160'ı topluyorum. 6, 0 da 6. 6, 5 daha 11'in biri elde var. 1, 2, 1 daha 3 elde ekledim. 4 yapar. 416 çıktı. 640'tan çıkarıyorum. Şimdi bu ifadeyi 640'tan 416'yı çıkardığımızda 0'dan 6 çıkmaz yandan aldı. 10'dan 6 çıktı 4. Burada ise arkadaşlar 3 kaldı. 3'ten 1 çıktığında 2. Burada 6'dan 4 çıktı 2. Geriye arada 224 kilometre yol kalmıştır diyoruz. Ama bize kilometre değil de metre cinsinden sormuştu. Son işlemimiz olarak da şuraya yazalım. 224 kilometre arkadaşlar metreye dönüşürken kilometre, hektometre, dekametre, metre. 3 basamak var arada. 3 basamak olduğu için 3 tane sıfır eklenir. 224 bin metre olarak cevaba ulaşmış oluruz diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 5. sorunun cevabını da vermiş olduk arkadaşlar. Biraz uzunca bir işlemdi. Adım adım tek tek 640'ın dörtte biri. 5'te ikisi bulunup toplanıp 640'tan çıkarılması gerekiyordu. Biraz işleme dayalı bir soruydu arkadaşlar. Cevabımız da 224 bin metre olarak bulmuş olduk ve sayfa 204'de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.